faizin grafiğinde sonunda göreceksiniz. Bir gecede 14.008 faiz gördüğümüz bir ülkeden bankalara el konmak zorunda kalan, 40 milyar doları vatandaşın fonlamak zorunda kaldığı, bir gecede seçilmiş parlamentodan adam çıkmayıp Kemal Derviş'in uçağı koyup gönderildiği bir ülkeden gelmişiz, bir dünya devinin nasıl oluştuğunu burada rakamlarla konuşuyoruz. Şimdi PKK niye saldırıyor, örgüt niye saldırıyor, o niye oluyor, bu niye oluyor? Çünkü bu gidişi engellemeleri lazım. Bakın, Türkiye kefenini yırttı. Kefen neydi Türkiye için? Türkiye iki kere kefen geçirmeye çalıştılar. Bir, 2001 krizinde finansal anlamda Türkiye'ye kefen giydirildi. Türkiye 57. hükümet döneminde paketlendi, yıkandı, kefene kondu. Sonra da Kemal Derviş çağrıldı, duası yapılsın, gömülsün diye. Türkiye kefeni yırttı. Sonra Süleymaniye, 4 Temmuz 2003. Bize bir kere daha kefen geçirmeye çalıştılar. Askerlerimizin başına çuval geçirildi ve dendi ki Türkiye'ye, Orta Doğu'ya gelme, Kuzey Irak'a gelme. Ne oldu? Türkiye onu da yırttı. Orta Doğu denklemine doğru tekrar akmaya başladı. Şimdi o günlerden bugünlere geldiğimiz zaman, bütün bunları dikkate aldığımız zaman karşımıza çıkan tablo şu. 2001 krizinden, yani 2001 krizini yaşadığımız 5 milyar dolar için o gün her türlü müdahaleyi yapmak zorunda kaldığımız, %14,5 faizle 30 küsür milyar doları Kemal Derviş'in bize dayattığı bir borçlanma sonucu, o gömüldüğümüz noktadan çıkmışız 2001 krizinde. 2003'te Süleymaniye'de bir kere daha gömülmüşüz. Oradan bir kere daha çıkmışız. Bugün gelmişiz Orta Doğu, Orta Asya, dünya enerji denkleminde belli bir noktaya oturmuşuz. Lütfen bunu herkes görsün. Bugün engellenmek istenen zaten bu gidiş. Türkiye'ye bakıyorsunuz, bütün bu söylediklerim tamamen matematik verilere dayanıyor. Hiçbir siyasi, içinde duygusal hiçbir söylem yok. Bakıyorsunuz Türkiye'ye, yaş ortalaması içinde bulunduğu periferiden çok düşük. Bakıyorsunuz eğitim içinde bulunduğu periferiden çok yüksek. İnsan kaynağı çok yüksek. Yeraltı kaynaklarına daha dokunulmamış. 2300 metrenin altında daha Türkiye'de petrol araması yapılmamış. Doğal gaz kaynaklarına dokunulmamış. Bütün bunlara bakıyorsunuz. Sermaye piyasasına daha dokunulmamış. Bütün bunlara bakıyorsunuz. Çevreye bakıyorsunuz. Rusya-Avrupa Birliği ilişkisine bakıyorsunuz. Rusya ile Orta Asya ilişkisine bakıyorsunuz. Orta Doğu'daki denkleme bakıyorsunuz. Türkiye'nin yıldızı parlıyor. Ve biz buraya bakın topu topu 10 senede geldik. 10 senede. Şimdi bu 10 senelik gidiş eğer 2023'e varır ve durdurulmazsa birileri tarafından, 2023 yılında dünyanın en büyük 3 süper gücünden biri Türkiye olacak. Bunu çok net söylüyorum. Amerika, Amerika kıtası ve periferisi, Türkiye-Rusya çizgisi, Türkiye-Rusya birlikte düşünmek lazım. Ve bu tarafa baktığınızda İran, Hindistan, Çin, Uzak Doğu'ya doğru yayılan 3 periferik yeni kuvvet zonu ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği yok. Yani 2023'e bile Avrupa Birliği'nin çıkması mucize. Ne enerji anlamında, ne ekonomik anlamda, ne siyasi anlamda, Union dedikleri, yani onların Fransızca Union dedikleri birliğe ulaşması mümkün değil. Orada büyük ihtimalle Almanya ile Fransa birlikten ayrılıp orada bir ikincil bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde diğerlerini sömürmeye devam edecekler. Şimdi evet. Kısa bir reklam arasına gidelim. Son cümleyi söyleyeyim. Tamam, peki. Dolayısıyla saldırı niye artıyor diyenler, Türkiye Orta Doğu bataklığına mı gömüldü, işte Antep'teki bombalar bundan patladı diyenler, onların bu gidişe, bu savaşa, bu bağımsızlık mücadelesine destek vermelerini beklemiyoruz. Evet. Ama eğer kötü niyetli değillerse sadece sussunlar. Konuşmaya sadece bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, on kişinin hakkı var. Onlar da çocukları şehit olan anneler. Onun haricinde oturduğu yerden köşe yazarı, Türkiye bataklığa mı gidiyor, şöyle mi? Kardeşim destek olma ama ben 94 Türkiye'sine dönmek istemiyorum. Ben 2000 Türkiye'sine dönmek istemiyorum. Medyanın başbakanları eğittiği, başbakanları istediği gibi şekle soktuğu, koalisyon hükümetlerini manipüle ettiği, piyasaları manipüle ettiği, Almanya'nın istekleri doğrultusunda Türkiye'de kamuoyunun değiştiği, İngilizlerin istekleri doğrultusunda petrol sondaj sahalarının, boru hatlarının değiştiği, İMKB'nin yabancı sermayenin manipülasyonunda günlerce sallandı. Böyle bir Türkiye istemiyorum ben. Bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, herkesin haddini bildiği, tam ayakları üzerine yerleşmiş güçlü bir Türkiye. Dolayısıyla bakın bu gidiş çok önemli. Herkesin bunu anlaması lazım. Bu siyasi bir analiz değil. Bu bir matematik analizi. Bu gidişi, evet, bu matematik yukarıya doğru gidişimizi
durdurulmaması gereken bir gidiş olarak, yani engellenmemiz gereken olan bir gidiş olarak analiz etmemiz ve gereklerini konuşmamız lazım. Tamam. Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından Yiğit Bulut'la Türkiye'nin neden hedef tahtasına oturulduğunu, koturtulduğunu konuşacağız. Önce kısa bir reklam arası. Evet, 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit Bey, az evvel bir faiz grafiği istemiştiniz. Şimdi sorun evet. Kalktı galiba. Arkadaşlar verebilir miyiz ekrana? Evet, bu 2001 yılında bakın görmüş olduğunuz oradaki zirve, tepe 2001 yılında faizin yapmış olduğu zirveyi gösteriyor. O günlerden bugünlere geldik. Bakın bu faiz grafiği aslında Türkiye'nin bağımsız olma katsayısını gösteriyor. Eğer sizin iç dinamiklerinize ne kadar fazla içeriden ve dışarıdan müdahale olursa, ne kadar manipülasyon olursa, ne kadar spekülasyon olursa, sizin siyasi dinamiklerinize ne kadar karışılırsa bu grafik o kadar yukarı gider. Bakın bugün yedili seviyeleri, orada sağdan aşağı doğru giden seviye şu an itibariyle 7. Biz 6'ları gördük. Enflasyona dikkate aldığınız zaman Türkiye bugün 0 faiz veriyor demek. Eskiden kaç veriyorduk? %150, %160, %200, gecelik 14 bin, 3 aylık %50 net. Biz bütün bunları yaşayarak gördük. Bu neydi biliyor musunuz? Eski Türkiye çok açıktı ya. Çok açık anlatayım yani, kimse alınmasın. Bir ülke var, 70 milyonluk nüfusu var. O zaman tabii tam 70 milyon da olmayabilir. 70 milyonluk bir anonim şirket düşünün. Grafiği alabiliriz. 70 milyonluk anonim şirketin elemanları var, halk. 5 bin kişilik bir yönetici kadrosu var. Onlar aynı şirketin yönetici kadrosu. 70 milyon çalışıyor. O 5 bin kişiye yılda 70 katrilyon faiz ödüyor. 70 katrilyon. 1980 ile 2004 arasındaki ödenen faiz 1,5 trilyon dolar. Öyle bir ülke ki siz yola çıkmışsınız, işte biz her şeyi yaptık, şöyle yaptık, yeni bir cumhuriyet kuruyoruz, ilerliyoruz. Hepsi yalan. Atatürk öldükten sonra 1938'den sonraki sürece bakarsanız İsmet İnönü'nün Amerika ile yapmış olduğu 10 milyon dolarlık o ilk anlaşma sonrası her şeyin yalan olduğunu görürsünüz. 1946'daki Recep Peker hükümetinin yaptığı devalüasyon sonrasında Türkiye tam olarak küresel emperyalizmin istediği çizgiye geliyor. İçeride yaratılan burjuva, burjuva tarafından desteklenen iç dinamikler, burjuvaya yarattırılan basın, Alman sermayesinin içeride yarattığı basın, İngilizlerin içeride yarattığı siyasi baskı, NATO, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF 2004 yılına kadar Türkiye'yi istedikleri gibi oynattılar. Yani Türkiye'de at oynattılar. Niye demiryolu yapamadık biz Türkiye'de? Neden? Çünkü Türkiye'deki burjuva devrimi karayolları üzerine kurulmuştu. Karayolu, araba, otomotiv, yedek parça, kamyon. Neden? Bugün her gün bir açılış yapılıyor. Demiryolu, hızlı tren, metro. Niye yapılamadı daha önce? Çünkü izin vermedi. O baskı izin vermedi. Şimdi bütün bunlara dikkat edelim. Bir halk düşünün. Dört tarafı denizlerle çevrili ülkenin. Dört taraf diyorum, Hazar'ı da alıyorum. Dört tarafı Türkiye'nin denizlerle çevrili. Halkın kayığı yok. Niye? Çünkü %300, 500, 1000 vergi koymuşsun denize çıkmasın diye. Halk düşün, denize çıkamıyor. Denize göremeyen bir halk. Ne oldu şimdi? Herkes Türk bayrağı kullanıyor teknesinde. Neden? Çünkü gerekli düzenlemeler yapıldı. Şimdi bakın bunlar çok önemli. Bir ülke yaratmışsınız. Hani diyorlar ya Katar'ı, Irak'ı, orayı buraya işte İngilizler yarattı. 1940 sonrası Türkiye'ye bakın bakalım. Katar'dan, beğenmediğiniz Irak'tan veya sizin beğenmediğiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan farkı var mı? Var mı? Devalüasyon, darbe. Darbe, devalüasyon. O arada el değiştiren sermaye, spekülasyonlar. Arkasından bakıyorsunuz yine aynı süreç. Devamlı 10 yılda bir katlanarak geliyor. Ve ben size bakın şunu söyleyeyim. 1946'dan 2001 krizine kadar Türkiye'deki bütün hükümetler, emperyal güçler ne istediyse onu yaptılar. Çünkü başka bir şey yapamazdı. Adamın ayağı yere basmıyor ki. Bir tarafta orduyu içeriden manipüle ediyorsun. Bir tarafta medyayı içeriden manipüle ediyorsun. Bir tarafta sermayeyi içeriden manipüle ediyorsun. Başbakan ayağını nereye basacak? Zaten koalisyon hükümetleri biri gidiyor, biri geliyor. Olmadığı zaman orduyu kışkırtıp darbe yaptırıyorsun. O olmadığı zaman devalüasyon yaptırıyorsun. Halkı sokaklara döküyorsun. E ne oluyor? Ayakları yere basamayan bir süre. Ya bugün Orta Doğu bataklığına saplandık, stratejik derinlik bu muydu diye dalga geçmeye çalışan köşe yazarlarında ben soruyorum. 1960 Türkiye'si daha mı iyiydi? 80 daha mı iyiydi? 2004 daha mı iyiydi? Daha mı iyiydi soruyorum. 2001 krizi daha mı iyiydi?
Eğer elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede geçmişte vatandaş öne çıktı, haklarını aldı, sosyal haklarından yararlandı, daha iyi kalkındı diyorsanız gelin burada tartışalım. Ve bakın, geçmişin süzgeci geleceğin tanelerini verir her zaman. Önümdeki şu enerji tablosu çok net bir şekilde önümüzdeki 11 yıllık süreçte Avrupa Birliği'nin nasıl Rusya'nın esiri haline geleceğini gösteriyor. Şu an %54,5'la esir. %89'la esir olacak. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir tarafta Rusya'nın esareti altında kalan Avrupa Birliği, ki birlik olmayacak. Çok birkaç sene içinde Avrupa Birliği tamamen yok olur zaten. Diğer tarafta nükleer santral atılımıyla cari açığını kontrol altına almış, hatta yok etmiş. Ekonomisi yılda %5 ila 8 arasında ortalama net büyüyen, enerji kaynaklarına çok yakın, Orta Doğu ve Orta Asya'nın tam ortasında.